Öncelikle Çağrı Hocam, sizinle başlamak isterim. Çok güler yüzlü, pozitif elektriğinizde her zaman bizim karşımızda oldunuz. Olmaya da devam ediyorsunuz. Önce kendinizi tanıtmanızı rica edeceğim. Hangi bölümdeyiz? Bölümü de kısaca şöyle bir tanıttıktan sonra Ahmet Hocama geçiş sağlayacağım. Buyurun hocam, sizden dinliyoruz. Hüseyin Bey çok sağ olun. Güzel teveccühünüz için, güzel sözleriniz için. Estağfurullah hocam. Ben Çağrı Güngör. AGÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Burada aynı zamanda profesör olarak, öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Ben aslen Ankaralıyım. ODTÜ mezunuyum. ODTÜ'de lisansımı tamamladıktan sonra ki yaklaşık 20 sene oldu. Aselsan'da çalışmaya başladım. 3 sene Alman Leopard tanklarının modernizasyonu projesinde görev aldım. Hatta mezun olduktan sonra dediler ki sen Alman Leopard tanklarının bilgisayar yazılımından sorumlu olacaksın dediğimde benim ilk sorum tankın içinde bilgisayar mı var? Çünkü biz çocukken filmleri izliyorduk. Tankın içinde bir motor var, mühimmat var ama bilgisayar hiç görmemiştim. Ama modern tankların içerisinde bilgisayar varmış. Ben yazılım komuta kontrol haberleşme ekibinde görev aldım. Tankın yaklaşık 2 tonluk ne derler namlusunu kontrol eden, hareketliyken atış yapan sistemlerinde çalıştım. Sonra Aselsan'da çalıştıktan sonra çalışırken aynı zamanda ODTÜ'de master'ıma devam ettim. Master'ımı da tamamladıktan sonra Amerika'da elektrik bilgisayar mühendisi Georgia Tech'te ben burs aldım, kabul aldım ve doktoraya Amerika'ya gittim. Amerika'da da kablosuz haberleşme, telekom, bilgisayar mühendisliği alanlarında doktoramı tamamladım. Doktoradan sonra birkaç sene Eaton isimli bir şirkette Ar-Ge yöneticisi olarak çalıştım. Benim genel olarak hikayem Amerika'da yaklaşık 6 sene sürdü. Oğlum oldu, eşim de Türk. Türkiye'ye dönme kararı verdik. Yaklaşık 7 senedir de Kayseri'de kurucu bölüm başkanı olarak bilgisayar mühendisliğinde çalışmalarıma devam ediyorum. Benim çalışma alanlarım kablosuz haberleşme, nesnelerin interneti, sensörler ve bunların uygulamaları. Biraz da bu aralar hepimizin çalıştığı alanlardan yapay zeka ile ilgileniyorum. İşte bu alanlarda farklı projelerimiz var ki projelerimizi birazdan detaylara da gireriz sorular olursa. Özel sektör kuruluşlarından Türk Telekom, Turkcell, Havelsan, Nokia gibi kuruluşlar destekliyor veya destekledi. Veya TÜBİTAK, Avrupa Birliği gibi kuruluşlar tarafından desteklenen projelerimiz var. Özellikle ben sağlık, tarım sektörü gibi farklı alanlarda çalışıyorum. Kablosuz haberleşmenin, sensör ağlarının, yapay zekanın kullanıldığı alanlarda çalışıyorum. Şimdi ben kısaca kendimi tanıttım. Bölümle ilgili tanıtıma birazdan başlayayım. Şimdi sözü Ahmet hocamıza devrediyorum. Tamam Çünkü hocam, nasıl uygun Ahmet hocam da görürseniz. biraz konuşsun, kendisini tanıtsın. Tabii Sağ ki. Buyurun olun. Ahmet hocam. Eyvallah hocam. Ben de Ahmet Soran, Abdülhakkı Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapıyorum şu anda. Ben Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nin ilk mezunlarındanım. Okula ilk girenlerdenim. Oradan mezun olduktan sonra bilgisayar mühendisliğinden yüksek lisansımı da orada tamamladım. Kısa bir süre kendi şirketimizi kurduk. Orada ufak bir girişimcilik maceramız oldu. Daha sonrasında doktora için Amerika'ya gittim. University of Nevada, Reno'da doktoramı tamamladım. Network üzerine çalışıyorum ben de. İşte protokoller üzerine çalışıyorum. Traffic Engineering diye geçiyor. Son dönemde de blok zincir, Bitcoin'in arkasındaki teknoloji olan blok zincir üzerine çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 3 yıldır da Abdülhakkı Üniversitesi'nde görevime devam ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Gayet Şimdi güzel bir kısaca da tanıtım oldu. isterseniz bölümümüzü anlatayım. Tabii ki, Ben buyurun hocam. 2013 yılında o zamanlar İstanbul'da çalışıyordum. Boğaz manzaralı güzel bir ofisim vardı. Bana sağ olsun rektörümüz bir transfer teklifi yaptı. Daha yeni doçent olmuştum 7 sene önce. Biz Kayseri'de ses getirecek, Türkiye'de ve dünya çapında bir üniversite kurduk ve bu üniversitede bilgisayar mühendisliği gibi son 15 senede çok popüler olan, revaçta olan bir bölüm açmak istiyoruz.
senin de metnini duyduk, bizim üniversitemize gelmek ister misiniz demişti. Hatta ben de espriyle karışık, hocam ben Ankara'da 25 yıl yaşadım, 6 sene Amerika'da, 4 sene İstanbul'da yaşıyorum. Kayseri'ye gelirdim ama benim eşim Kayserili, kayınvalidemler de orada, deplasmana gelmem diye espriyle karışık bir cevap vermiştim. Ama bu benim hayatta öğrencilerimize de söylediğim hep şey şudur. Büyük laf söylemeyin arkadaşlar. Genellikle söylediğiniz laflar size hava, su, elektrik olarak geri dönebiliyor. Ben şöyle bir şey yaptım. Dedim ki rektör hocamızın metnini duymuştum. Bilkent'te çalışıyordu. Daha sonra bizim üniversitemize rektör olmuştu. Ve kendi alanında çok bilinen, sevilen bir hocaydı. Kırmayayım, gideyim, görüşeyim. En azından hem de bir üniversiteye tanımış olurum dedim. Ki rektör hocamız işte 7 sene önce üniversitenin vizyonundan, yurt içinde, yurt dışındaki olanaklarından, yetiştirmek istediği öğrenci profilinden bahsedince ben de 7 sene önce kurucu bölüm başkanı olarak Kayseri'ye geldim ve şu ana kadar da biz bu senede mezunlarımızı verdik. Bölüm web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan öğrencilerimiz bakarlarsa, incelerlerse hem bölüm hocalarımızla hem de mezunlarımızla, öğrencilerimizle ses getirici işler yaptık. Bunu da yaparken nasıl bir şey yaptık arkadaşlar? Şöyle bir şey yaptık. Ben 2013 yılında Kayseri'ye geldiğimde dünyadaki bütün bilgisayar mühendisliği programlarını İstanbul'da, Ankara'da, Türkiye'deki programları inceledim. Sektörün temsilcileriyle, ki bunlar arasında Google, Microsoft, Apple, Amazon, Twitter, farklı kuruluşlarda Türkiye'deki savunma sanayinde, telekom şirketlerinde, bankacılık sektöründe daha çok bilgisayar mühendisinin çalıştığı şirketlerle görüştüm. Birebir toplantılar yaptım. Ve dedim ki hayalinizde bir bilgisayar mühendisi düşünürseniz nasıl bir bilgisayar mühendisi düşünüyorsunuz diye sordum. Onlardan gelen cevaplar şöyleydi. Bir kere dedi artık dünya çok küçüldü. Türkiye'de yetişen bir mühendis yurt dışında veya Türkiye'de çok güzel, çok iyi derecede teknik, mesleki İngilizceye sahip olmalı. Çünkü bu önemli. Normalde hepimiz İngilizce konuşmayı dışarıda öğrenebiliriz ama mesleki İngilizce üniversitede öğrenilir. İkinci konu, biz dediler şu anda mobil uygulamalar, Java programlama, işte Python gibi programlama dillerine odaklanıyoruz ve bu konuda çok büyük açık var. Siz de eğitim müfredatınızı buna göre şekillendirir misiniz? Hay hay dedik ama dedik programlama öğrenciler için bilgisayar mühendisliği biraz kafa karıştıracak bir konu olabilir. Çünkü liselerde programlama dersleri çok fazla yok. Onun için biz üniversite olarak yurt dışındaki Türkiye'deki iyi üniversiteleri inceledik. Programlamayı daha çabuk öğretebilmek için birinci sınıftan itibaren oyun programlamayı öğreterek başlatıyoruz. Programlamanın ilk giriş dersinde ki Ahmet Hocam ve diğer hocalarımız da oyun programlamayla başlıyor. Birinci sınıfta Java programlama gibi programlamanın temellerini anlatıyoruz. Sonra ikinci sınıfta mobil uygulamalara geçiyoruz ki nedeni de şu, ikinci sınıfın yazında öğrencilerimizin staja gitmesi gerekiyor. Ve biz şunu gördük, Türkiye'deki bilgisayar mühendisliği şirketlerinin %90'ı mobil teknolojilerle ilgileniyor. Dolayısıyla bizim öğrencimiz ikinci sınıfın yazına gelene kadar programlama, yazılım konusunda çok büyük bir tecrübe kazanıyor. Ve özellikle mobil teknolojiler yanında yazılım mühendisliği dersleri de vererek öğrencilerimizin ikinci sınıfın yazında kendilerini şirketlerde göstermelerini sağladık. Sonra şirketlerle görüşürken şunu fark ettim. Dediler ki hocam bilgisayar mühendisliği çok geniş bir alan. Yapay zeka var, blok zincir var, siber güvenlik var, kablosuz haberleşme var, oyun programlama var. Ve mezunlarınızın aslında çok çeşitli konularda bilgi sahibi olması lazım. Vizyon sahibi olması lazım. Ve özellikle dediler ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta uzun dönemli stajları olsun ki şirketlerden direkt pratik bilgileri, tecrübeleri elde etsinler. Çünkü hayat her şey okulda öğrenilmiyor arkadaşlar. Hayatın yüzde belki 70'ini şirketlerde çalışırken, projeler yaparken öğreniyorsunuz. Bir de bu Google ve Twitter gibi şirketlerde çalışan arkadaşlarımız şunu söyledi. Mutlaka dedi derslerde öğrettiğiniz teorik bilgileri projelerle, pratik uygulamalarla destekleyin. Böylelikle
öğrencinin o konuyu öğrenip öğrenmediğini derste proje yaparken anlamasını sağlayın dediler. Biz bunu dikkate alarak hem ikinci sınıfta hem üçüncü sınıftaki teknik derslerde projeler koyduk. Stajlarımızı 1,5 ay gibi uzun dönemli yaptık. Ve son 2 senedir de bunun üzerine şöyle bir şey daha yaptık. Biz mezunlarımızı verdik. Mezunlarımız şu anda geçen sene olan mezunlarımız Nokia, Havelsan gibi şirketlerde. Bu sene Aselsan gibi Türkiye'nin öncü kuruluşlarında. Ve en çok sevindiğimiz şey de mezunlarımızın yaklaşık %40'ı yurt dışında şirketlerde çalışmaya başladı. Nasıl sağladık? İlk önce yurt dışında staj imkanları sağlayarak, ki onların yurt dışına gitmesine ne öncü olarak veya Erasmus programlarıyla bir sene yurt dışına gitmelerini sağlayarak onların yurt dışında tecrübe kazanmalarını ve yurt dışında gittikleri yerde de bir şekilde kendilerini göstermelerini istedik. Ve biz bunu da yaparak da aslında öğrencilerimizin yurt dışında mezun olduktan sonra full time mühendis olarak iş bulmalarını sağladık. Ve bunun üzerine bir de Türkiye'de fark yaratalım diye geçen seneden itibaren son 4. sınıftaki son dönemki tüm dersleri kaldırdık. İş yeri programı diye öğrencimizin bir dönem boyunca sektörde çalışacağı bir iş yeri deneyimi programı yaptık. Bunu niçin yaptık? Şubat ayında öğrencimiz şirkette çalışmaya başlıyor Haziran ayına kadar. Ve Haziran ayına kadar o şirkette kendini gösterebilirse, memnun kalırsa her iki tarafta öğrenci ve şirket orada Haziran ayında çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla diğer üniversitelerde öğrenciler Haziran ayında mezun olup iş aramaya başlarken bizim öğrencilerimiz Şubat ayından Haziran ayına kadar gittikleri şirkette kendilerini gösterme fırsatı sağlıyor ve o sırada da projeler gerçekleştiriyor. Yani sözün kısası, biz bilgisayar mühendisliği olarak öğrencilerimizin sektörün ihtiyacına yönelerek yetişmesini sağlamaya çalıştık. Ve bizim bölümden şu an için mezun olan arkadaşlarımıza baktığımızda yaklaşık %20'si bizim gibi doçent, profesör olmak istiyor, akademik hayatı seçiyor. Master, doktora programlarına, ki Almanya'ya gidenler var, farklı ülkelere gidenler var, Türkiye'de bizlerle beraber master doktora yapmaya başlayanlar var. İkinci grupta %20'si kendi şirketini açıyor. Startup, girişimci oluyor. Startup şirket kuruyor. Teknopark'ta veya farklı yerlerde. Ama öğrencilerimizin çoğunluğu %50'den fazlası, %60'a yakını Nokia, Havelsan, Aselsan, Türknet gibi Türkiye'nin öncü kuruluşlarında veya İngiltere, Almanya, Danimarka gibi ülkelerde, İspanya gibi ülkelerde yurt dışında yapay zekaya, 5G haberleşmeye veya yazılım teknolojilerine odaklanan şirketlerde çalışıyor. Ve gurur duyuyorum, mezunlarımızın şu anda belki %95'i daha mezun olmadan ilk iş teklifini alıyor. Ve genellikle bizim sloganımız, biz bölüm olarak iş arayan değil, iş seçen veya iş kuran mühendisler yetiştiriyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Bizim öğrencilerimiz mezun olduğunda eğer bizim derslerimizde ve projelerimizde yeterli tecrübe kazanmışlarsa, kendilerini göstermişlerse, ikinci sınıf, üçüncü sınıftaki stajlarda tecrübe kazanmışlarsa, dördüncü sınıfın son döneminde bir dönem boyunca iş yeri deneyimi programını başarılı bir şekilde bitirdiyse en az bir iş teklifi alarak mezun oluyorlar. Ve özellikle bizim 2013 yılında bölümü kurarken sektörün temsilcileriyle, işte Google'daki, Microsoft'taki, Twitter'daki veya Türkiye'deki öncü kuruluşlarla yaptığımız görüşmelere göre dersleri organize etmemiz, mobil teknoloji dersini ikinci sınıfa almamız, yazılım mühendisliği dersini ikinci sınıfa almamız veya yapay zeka, blok zincir, siber güvenlik, haberleşme gibi dersleri üçüncü sınıftan itibaren öğrencilerimize seçmeli ders olarak büyük bir havuz sunmamız çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunları da yaparken de biz hep öğrenci odaklı olmaya çalıştık. Bazen hatta şöyle sorular geldi. Ya hocam, diğer bölümler sadece yapay zekaya odaklanıyor. Yapay zekaya odaklanın, ne olacak? Bu aralar popüler konu yapay zeka. Biz dedik ki biz yapay zekayı öğretelim ama bunun yanında siber güvenliği de öğretelim. Blok zinciri de öğretelim. Çünkü benim öğrencimin diğer bilgisayar mühendislerinden farklı olmasını, daha fazla bilgi sahibi, daha fazla tecrübe sahibi olmasını
istiyorduk ve çok şükür ki bütün planlamalarımızı ona göre yaptık. Son birkaç senedir de mezunlarımızın çalıştığı veya teklif aldığı şirketlere baktığımızda da ve şirketlerden gelen bilgilere göre de mezunlarımızdan çok memnunlar. Hatta diyorlar ki hocam siz şu öğrenciyi tavsiye etmiştiniz. Böyle bunun gibi çok çalışkan, hevesli öğrencileriniz varsa hepsini bize yollayın. Biz çok istiyoruz. Biz normalde siz demiştiniz bizim öğrencilerin teknik İngilizcesi, İngilizce sunum becerisi, projeleri yönetme becerisi, mobil uygulama, yapay zeka, siber güvenlik, haberleşme teknolojilerini bildiğini söylediniz ama hani her hoca kendi öğrencisini tabiri caizse çocuğu gibi görür. Abarttığınızı düşünmüştük ama gördük ki Türkiye'de isim yapmış ilk üçteki üniversitelere bile baktığımızda sizin mezunlarınız geride kalmamış, hatta çoğu alanda geçmiş dediler ve bununla da gurur duyuyoruz. Sözün kısası, biz öğrencilerimizi iyi yetiştiriyoruz ve özellikle bilgisayar mühendisliği gibi çağın şu anda çok talep gören mesleği konusunda güncel teknolojileri öğretiyoruz. Şu ana kadar anlattığım şeyler biraz bölümle ilgiliydi ama biraz da meslekten anlatacak olursam, bilgisayar mühendisliği aslında son 15 senede çok popüler hale geldi. Nedeni de artık bilgisayarlar hayatımızda vazgeçilmez bir hale geldi. Yani eskiden kağıtla, kalemle çözebileceğimiz konular o kadar karmaşık hale geldi ki bilgisayarsız yapamıyoruz. Örneğin bir bankacılık sisteminde, bir sağlıkta, hastanelerde, savunma sanayinde, telekom sektöründe bilgisayarların kullanılmadığı herhangi bir sistem, herhangi bir uygulama yok denecek kadar az. Hatta bazı sektörlerde bilgisayarsız hiçbir işlem yapılamıyor. Bu da şunu doğurdu. Bilgisayar veya internet teknolojileri dediğimiz kavram hayatımızda vazgeçilmez hale geldiği için bilgisayar mühendislerinin de iş olanakları giderek arttı ve daha fazla da iş olanağı olunca Türkiye'de ve dünyada iyi üniversiteler veya yeni açılan üniversiteler hep bilgisayar mühendisliği programları açmaya çalıştı. Bilgisayar mühendisleri ne yapar? Aslında yazılım, donanım, sistem gibi konularda çalışır. Bunları optimize etmeye çalışır ve insanların kağıtla kalemle çözemeyeceği problemleri bilgisayarlar sayesinde hızlı bir şekilde, en verimli şekilde çözmeye çalışır. Ve sektörden bağımsız olduğu için de birçok iş olanağı vardır. Biz Agü Bilgisayar Mühendisi olarak ne yapmaya çalıştık? İşte sektör temsilcileriyle, biraz önce saydığım firmalarla görüşerek ve aynı zamanda dünyadaki, Amerika'daki, Kore'deki, Almanya'daki, İngiltere'deki, Türkiye'deki belli başlı iyi üniversiteleri inceleyerek onların iyi yönlerini almaya çalıştık. Ve aynı zamanda biz ne fark yaratabiliriz, nasıl yenilikçi şeyler katabiliriz dedik. Onları ekledik ve çıkan sonuçta da gurur duyuyoruz. Şu anki öğrencilerimizin Aselsan'da, Havelsan'da çalışması, yurt dışında Danimarka'da, Almanya'da, İngiltere'de, İspanya'da çalışıyor olması bizim için büyük bir mutluluk ve övünç kaynağı. İnşallah ileride daha da büyük başarılar elde edeceğiz. Bunu da yaparken ben bunu tek başıma yapmadım, bir ekiple yaptık. Bölüm web sitemizden de öğrencilerimiz inceleyebilir. Bölüme aldığımız, transfer ettiğimiz tüm hocaları dikkatlice seçtik ve yurt dışı tecrübesi olmayan hocaları bölüme almadık. Hep böyle yurt dışı tecrübesi olan, doktorasını Amerika'da, İngiltere'de, İspanya gibi farklı ülkelerde bitirmiş tecrübeli hocaları almaya çalıştık. Ve ben öğrencilerle daha çok böyle abi kardeş, abla kardeş ilişkisi kurabilen, insan ilişkileri iyi olan ve öğrenci odaklı olan kişileri almaya çalıştım. Yurt dışı tecrübeleri de olduğu için zaten iyi bir eğitimlere sahipler. Biraz da şuna da dikkat ettim. Sanayi ile, endüstri ile işbirliği yapabilen ve onlarla projeler gerçekleştirmiş kişileri aldık. Dolayısıyla biz başarılı öğretim üyelerini transfer edince, iyi bir müfredat eğitim programı kurunca, bir de çok başarılı öğrencilerle üniversitemizin sunduğu burs imkanları, Amerika'da eğitim, ücretsiz yurt imkanları gibi farklı imkanlarla da donatınca iyi öğrencileri çektik. Bir de o arkadaşlarımızın stajlarını iyi yerlerde referans olarak yapmalarını sağlayarak da hem yurt dışında hem yurt içinde mezunlarımızın biraz önce söylediğim gibi daha mezun olmadan iş teklifi almalarını sağladık. Hatta bazılarının, ki bunlar savunma sanayinin önde kuruluşlarından teklif aldılar, o teklifi reddedip kendi şirketlerini kuranlar oldu. Onlarla da gurur duyuyorum. Çünkü gençken arkadaşlar, çekinmeyin. Hayat sizin.
Gençken istediğiniz şeyleri yapmak için, keyif aldığınız şeylere ulaşabilmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Hayat kısa ama bir yerden sonra baktınız ki yeni şirket kurdunuz, 5 sene, 10 sene çalıştınız olmuyor, o zaman kurumsala dönebilirsiniz diyorum. Ki bunu denememize rağmen öğrencilerimizin %20'si girişimci oluyor. Çünkü çok kolay değil şirket kuran. Şirket kurup da başarılı olan birçok öğrencimiz de oldu. Onlar da inşallah ileride ses getirecek işlerde yapabilir. Kısaca ben bayağı böyle bir 7 senelik olayı özetlemeye çalıştım ama biraz da Ahmet hocamıza da söz bırakayım. Hatta sözü öğrencilerimize bırakayım. Bu girizgahtan sonra sorularını da bekliyoruz. Evet, ben de bu arada öğrencilerimize de soruları var mı yok mu diye sormak istiyorum. Zaten genel anlamda öğrencilerimizin soracağı tahminen soracakları sorulara cevap verdiniz. Zaten birinci soru, üniversite bittikten sonra iş imkanımız var mı oluyor genelde öğrencilerimizin. Bunun haricinde ders müfredatından çok bahsediyor arkadaşlarımız. O konuyla ilgili çok soru geliyor. Diğer arkadaşlarımıza soralım o zaman. Hocalarımız da buradayken bilgisayar mühendisliği ile ilgili başka ne gibi bir soru aklınızda var? Ne gibi soruları sormak istersiniz arkadaşlarımız? Sorularınızı bekleyelim. Bu arada da Ahmet hocama sözü bırakalım. Dilerseniz hocam. Çok aynen güzel bir konuşma oldu. Anlaşılır ve arkadaşlarımızın da anlayacağı şekilde oldu. Ahmet hocamız da bakalım bölümle ilgili neler söyleyecek? Şimdi ben şey diyorum, tercih yapacak olan arkadaşlar iki şeyin tercihini yapacaklar. Birincisi bölüm tercihi yapılacak. Bir de bu bölümü hangi üniversitede okumak istediklerinin tercihini yapacaklar. Bölümle alakalı biraz konuşacak olursak şöyle bir şey diyebilirim. Bugün girmiş oldukları üniversiteden yaklaşık 5 sene sonra mezun olacaklar. Dolayısıyla bugünün şartlarına göre eğer tercihte bulunurlarsa 5 yıl sonra bugünün şartlarında kalmış olurlar. Dolayısıyla bir tercih yapılacaksa eğer mezun oldukları dönemin bir şekilde projeksiyonunu göz önüne getirip ona göre bir tercih yapmalarında fayda olduğunu düşünüyorum. Bununla birlikte işte bu bilgisayarda özellikle ve bu teknoloji çağından dolayı birçok işte yeni meslek grupları ortaya çıkacak. İşte en güzel örneği bu pandemi süreci. Şu anda biz işte Zoom üzerinden bağlantı yapıyoruz. Eğer böyle bir yazılım olmasaydı şu anda bütün dünya bir kaosun içerisinde olacaktı. Bütün ekonomiler çökecekti. Hiçbir işlem yapılamaz olacaktı. Bu tarz işte bilgisayar mühendisliğinin en güzel tarafı bu. Ben işte kendime bakıyorum. 5 yıl öncesi değil tabii, benim için biraz daha eski. Tercihimi yaparken mesela neden bilgisayar mühendisliğini seçtim? Çünkü bilgisayar mühendisliğinin hem önü açıktı hem de bilgisayar mühendisliğinde şöyle bir tını var. Bir şekilde geleceği planlayabiliyorsunuz. Çünkü hani mevzu da o tarafa doğru gidiyor ve siz bir çözüm, bir problem bulup o problemle birlikte o problemi bilgisayarlar aracılığıyla çözebiliyorsunuz. Şey gibi böyle, hani işte mesela ne bileyim, bir mimar da bir boş bir alana bir çizim yapar mesela. O çizimin oraya bir inşaat mühendisi gelir, o çizimi alır, bir bina kondurur. Bilgisayar mühendisliği de böyle bir dal aslında. Benim zaten ilk kurduğum şirketin adı da mimardı. Çünkü sıfırdan bir şeyleri inşa ediyorsunuz ve o inşa ettiğiniz şeyi insanlar yıllarca kullanıyor. Yani şöyle düşünelim, mesela ben Facebook'ta bir mühendisim. Benim yazdığım kodu 2 milyar kişi kullanıyor. Yani bunun vermiş olduğu bir haz hiçbir yerde bulabileceğimi ben düşünemediğim için bilgisayar mühendisliğini tercih etmiştim. En güzel tarafı bence bu bilgisayar mühendisliğinin. Çünkü interdisipliner bir alan. Mesela işte 2-3 yıl önce Nobel ödülleri dağıtılıyor. Örneğin işte fizik alanında Nobel ödülünü bilgisayar işiyle uğraşan insanlar alıyor. Çünkü işte bilgisayar mühendisliği artık hayatımızın her alanında ve interdisipliner olarak birçok grupla, birçok ekiple birlikte iş yapabiliyor duruma geliyorsunuz. Bu bölüm tercihi. Üniversite tercihi de benim gözümde şöyle aslında biraz. Üniversiteyi tercih ettiğiniz zaman aslında bir kültürü tercih etmiş oluyorsunuz.
İşte A üniversitesine gidersiniz, oradan CEO çıkar. B üniversitesine gidersiniz, oradan akademisyen çıkar. İşte C üniversitesine gidersiniz, sektöre adam yetiştirir gibi. Bir kültürü verir size, bir kültür aşılar size üniversite. Benim bu 3 yıldır yaklaşık olarak Abdullah Gül Üniversitesi'ndeyim ben. Benim burada gördüğüm şey şu, tabii ben hani Top Üniversitesi'nden mezun olduğum için öyle bir şey de var bende. Çünkü ilk öğrencisiydim, girdim çok az insan var. Orada da yeni bir kültür oluşturuluyordu. Bir şekilde o kültürün nasıl oluşturuluyor olduğunu da gözlemleme imkanı buldum. Abdullah Gül Üniversitesi'nde de öyle bir kültür oturuyor, kültür var. Gerçekten böyle bir kültür var. İşte ben geldim mesela, öğrencilerimizin hemen hemen hepsi yurt dışında dil okuluna gitmişti. İşte ben Amerika'dan yeni gelmiştim. Hemen hemen hepsiyle oturup Amerika maceralarımız hakkında konuşabiliyorduk mesela. Ve bu öğrenciler ikinci sınıf öğrencisi, birinci sınıf öğrencisi. Üniversitenin böyle bir kültür oturtma durumu söz konusu. AGÜ'nün de böyle bir vizyonu var. Yani gerek işte bölüm dışı dersler olsun mesela. Öğrenciler bazen çok şikayet edebiliyorlar ama disiplinler arası çalışmaya katkı sağlamak istiyor mesela. İşte dili çok iyi kullanmasını istiyor. Yurt dışıyla bir şekilde bağlantısının olmasını istiyor. Bunu yine işte son mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Yurt dışıyla bir şekilde bağlantılı olma, bir şekilde oradan öğrendiklerimizi alıp Türkiye'ye gelip Türkiye'ye faydalı ve yararlı bireyler olma, vizyonumuzu bir şekilde genişletme. Bu tarz bir kültür oturtulmaya çalışılıyor. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Mesela işte yine Çağrı Hocam bahsetti, öğrencilerle arkadaş gibiyiz daha çok. İşte mesela bölümümüzün Instagram hesabı var, Agü Computer diye mesela. Bu dönem mezun olan öğrenci arkadaşlarımızdan birinin postunun altına mesela Good Game yazabilen bir üniversiteden bahsediyoruz. Yani burası bir özel üniversite değil, burası bir devlet üniversitesi. Ama böyle bir vizyona sahip bir devlet üniversitesi. Yani benim mesela AGÜ ile alakalı en beğendiğim noktalardan birisi burası. Rektör hocamızın belki de en çok üstünde durduğu konulardan bir tanesine değindin hocam. Z kuşağı zaten bilgisayar üzerine çok yetenekli, bilgili, deneyimli çocuklardan oluşuyor. Ve söyleneni gerçekten çok iyi anlıyorlar. Siz biraz önce AGÜ'den bahsederken, AGÜ bilgisayar mühendisinden bahsederken o kriterlerin hepsini taşıması çok önemli zaten. Bir yurt dışındaki aldığın eğitimle çok rahatlıkla, burada aldığın eğitim entegrasyonu çok rahatlıkla sağlanabiliyor. Yurt dışı eğitiminden biraz önce bahsettik. Yurt dışına da çok öğrencimiz gidip orada eğitim alabiliyorlar. Sorulardan bir tanesi de buydu zaten. Dün de elektrik, elektronik mühendisi ve makine mühendisliğinin bir paneli vardı. İşte okul bittikten sonra veya okul döneminde yurt dışı eğitimine gidebiliyor muyuz? İşte Erasmus programlarına katılabiliyor muyuz? Belki Çağrı Hocam buna... Valla çok iyi olur. Ben hemen ufak bir giriş yapsam hocam. Bundan sonra size söz versem. Şimdi bu dönem mesela, geçtiğimiz dönem biz üniversitede algorithmic thinking diye bir ders açtık. Algoritmik düşünce diye. Bu dersin temel alanı yurt dışında özellikle Silikon Vadisi'ndeki mülakat süreçlerine öğrencilerimizi nasıl yetiştirebiliriz? Tamamen temel aldığımız nokta burasıydı. Birçok, yani şu anda Türkiye'de böyle bir sektör yok henüz. Ama birçok yabancı ülkede Silikon Vadisi'ndeki mülakatlara hazırlık için özel kurslar açılıyor. Belki işte online eğitim portallarında bu tarz kurslar var. Yani burası daha önce de dediğim gibi devlet üniversitesi ama bir vizyona sahip, bazı şeyleri değiştirmek isteyen bir devlet üniversitesi. Çağrı Hocam'dan görüştük. Zaten Çağrı Hocam'ın da o tarz bir yönlendirmesi vardı. O da sağ olsun hemen tamam dedi ve böyle bir ders açtık mesela. Bu dersin dediğim gibi amacı, yurt dışında Silikon Vadisi'ne birini göndermek istiyorsak mülakat süreçleri nasıl oluyor? Yani birçok kişi bu imkanla, yani mülakat süreçlerinin nasıl gerçekleştiği imkanına dahi sahip olamazken biz 3. sınıftan itibaren bu arkadaşları mülakatlara nasıl hazırlayabiliriz? Onunla alakalı bir ders açmış olduk.
deyip Çağrı hocama ben sözü teslim ederim. Valla iyi oldu Ahmet. Yoksa ben bunu anlatmayı unutabilirdim. Genel olarak bizim öğrencilerimizin yurt dışı fırsatları şu şekilde şekilleniyor. Şimdi bizim öğrenci diyelim ki bilgisayar mühendisliğini, AGÜ'yü kazandı. Eğer öğrencinin başarı sırası ilk 10.000'dense bu senede biz üniversitemiz devlet üniversitesi ama vakfımız aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı yerlerde öğrencimizi yaklaşık 1,5 ay dil eğitimine gönderiyoruz. O dil eğitimi sayesinde biz de İngilizce hazırlığını geçiyorlar. Öğrenciler bir de birkaç hafta Amerika'da pratik yapma şansı kazanıyorlar. Ama bu olanaktan yanlış anlaşılma olmasın. İlk 10.000'den yani başarı sırası ilk 10.000'den olan öğrencilerimize bu olanağı sağlıyoruz. Nedeni de vakfımız tüm başarılı öğrencileri desteklemek istiyor ama en başarılı öğrencilerin bize gelmesini istiyor. Çünkü bizler de aslında asıl amacımız akşamleyin bugün böyle bir webinarde de konuşmak istememizin nedeni bilgisayar mühendisliğine tutkulu olan, hevesli olan, bu konuyu kafaya takmış, ileride de mezun olduğunda ben Silikon Vadisi'nde çalışacağım veya Türkiye'de ses getirici işler yapacağım, yurt dışında çalışacağım diyen öğrencilerimizi bölümümüze kazandırmak. Şimdi birinci olasılık, öğrenci ilk başarı sırası ilk 10.000'dense böyle bir olanaktan yararlanabilir. Ama bu sınav herkes ilk 10.000'e giremeyebilir ki çok normaldir. Stres olabilir, bir şey olabilir ve bir sıralama olduğu için bizim diğer bir şeyimiz de öğrencilerimizi hazırlık sınıfından itibaren bizim üniversitemizin Erasmus Avrupa Birliği bağlantıları sayesinde öğrencilerimizi birkaç haftalık gönüllü çalışmalarına gönderebiliyoruz. Ki bunu Gençlik Fabrikası dediğimiz kuruluş sayesinde yapıyoruz. Bu kuruluşun amacı öğrencileri mezun olmadan en az bir kere, iki kere yurt dışında farklı projelerde yer almasını sağlamak ve aynı zamanda oralarda projeler yaparak tecrübe kazanmasını sağlamak. Örneğin bizim öğrencilerimizden Amerika'ya gidemeyen, dil eğitimini Türkiye'de almış ama Amerika'ya dil eğitimine gidemeyen ama yaklaşık 3-4 ülkeyi Gençlik Fabrikası dediğimiz AGÜ tarafından desteklenen bir birim sayesinde gidenler oldu. İkinci şey bu şekilde Gençlik Fabrikası'nın işbirlikleriyle. Üçüncü şey de bizim Avrupa Birliği'nde Erasmus programıyla bağlantıda olduğumuz birçok şirket ve üniversite var. Bizim öğrencilerimizden örnek vereyim. Örneğin geçen sene bizim bir öğrencimiz 3. sınıfı Polonya'da okudu. Başka bir öğrencimiz İspanya'da okudu. Başka bir öğrencimiz bu Erasmus programını dedi ki ben bir sene orada okumayayım ama 3 ay staja gideyim. Yazın staj yapayım dedi. Gitti İspanya'da yaptı. Ki bu öğrencimiz çok başarılı oldu. Barcelona'da Microsoft Araştırma Merkezi'nde yaptığı stajında o kadar çok başarılı olunca adamlar öğrencimizi doktoraya almak istediler. Ben dedim yapmayın, daha öğrencimiz 2. sınıfı yeni bitirdi. 3. sınıfa daha başlayacak. Yapmayın, bizim bu öğrenciye çok ihtiyacımız var. Özellikle programlama yeteneği, yazılım yeteneği çok üst düzeyde. Biz mezun olur olmaz hemen açık çek veriyoruz. Hatta şimdi bile almak isteriz ama lisansı bitirmiş olması lazım dediler. Dolayısıyla bizim öğrencime sunduğumuz 3. imkanda Erasmus programıyla öğrencilerimizin bir sene yurt dışında okumasını sağlamak veya staja gitmesini sağlamak. Biz bununla da yetinmedik. 4. sunduğumuz imkan da bizim bilgisayar mühendisliğinin Avrupa Birliği tarafından desteklenen projesi var. Ve bu projede Danimarka, Almanya, İspanya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı şirketler ve üniversiteler var. Bu ülkelerle de bitirme projesi. Mühendislikte okuyanlar bilir. Mezun olmadan önce bitirme projesi yapmanız gerekir. Bu saydığım ülkelerin şirketleri ve üniversiteleriyle de öğrencilerimizin bitirme projesi yapmasını sağlıyoruz. Ve ben bölüm başkanı olarak özellikle hevesli, başarılı öğrencilerimizin bizim bölümden mezun olmadan önce en az 2 kere yurt dışına çıkmış olmasını, staj olabilir, 1 sene okuma olabilir veya bitirme projesi olarak deneyim kazanmasını sağlıyorum veya sağlamaya çalışıyorum. Bizim diğer üniversitelere göre avantajımız işte bu bahsettiğim 4 tane olanak yurt dışına açılma vizyonumuz ve hevesimiz sayesinde öğrencilerimiz de sağ olsunlar yüzümüzü kara çıkartmadılar. Hem stajlara gittiler hem bitirme projeleri yaptılar.
ve de en güzeli orada performanslarını gösterince bu saydığımız ülkelerden, şirketlerden iş teklifi aldılar. Örneğin geçen sene bizim bölüm birincimiz İngiltere'de yapay zeka üzerine odaklanan bir bankacılık yazılım şirketinde çalışıyor. Londra'da şu anda çalışıyor. Arkadaşımız Bursa'dan bizim üniversitemizi tercih etti. Kendisini yetiştirdi. Yapay zeka konusunda 3. sınıfta Cambridge Üniversitesi'nde stajını yaptı. İngiltere'yi çok beğenince de 4. sınıfta İngiltere'deki şirketlere başvurdu ve bir iş teklifi aldı ve şu anda yaklaşık 1,5 senedir orada çalışıyor. Başka bir öğrencimiz yazın staja gitti Danimarka'ya. Staj yaptığı şirket çok memnun oldu. Bitirme projesini Danimarka'da 5G haberleşme sistemleri üzerine yaptı. Ve şu anda orada da ki bu iki öğrencimiz gitmişti. İki öğrencimize de full time tam zamanlı mühendis teklifi yapıldı. Şimdi orada çalışıyorlar. Yine başka bir öğrencimiz Almanya'da bir iş teklifi aldı. Hatta şöyle ilginç de bir şey oldu. Öğrencimizle gurur duyuyorum. Almanya'dan iş teklifi aldı. Dedi ki ben Almanya'da çalışırım. Şirket de çok güzel ama Almanya'da hayat pahalı. Türkiye'de hayat daha ucuz. Siz eğer benim çalışmamı beğeniyorsanız ben Türkiye'de bir ofis kurayım. Hatta benim gibi genç yaklaşık bir 5 öğrenciyi de yanıma alayım. Genç mühendisleri. Ve Türkiye'de İstanbul'da size bir ofis kuralım. Buradan size destek verelim dedi. Ki bu bir vizyon gerektirir. Bir öğrenciden böyle bir Almanya'dan iş teklifi alırken onu Türkiye'ye çekip burada böyle bir ofis kuralım demesi büyük bir vizyonun sonucu. Ve çok hoşlarına gitmiş Almanya'dakilerin. Ki Almanları bilenler bilir. Mühendisleri çok şeydir, serttir, kuralları vardır. Ama öğrencimizin performansını o kadar çok beğenmişler ki kabul ettiler. Tamam hay hay, istersen Almanya'da, istersen Türkiye'de. Yeter ki bizim projelerde yer alacak bir ekip kur dediler ve orada çalışmaya başladı. Dolayısıyla ben öğrencilerime şunu diyorum. Arkadaşlar, dünya çok küçük aslında. Siz başarılı olduğunuz takdirde, performansını gösterdiğiniz takdirde, kendinizi iyi yetiştirdiğiniz takdirde, bizler Amerika'da eğitimimizi aldık. Sizler belki Avrupa'ya gideceksiniz veya Asya'ya gideceksiniz. Yeter ki hevesli olun, girişimcilik ruhunu kaybetmeyin. Bir de bizim bu özel öğrencilerimiz için açtığımız teknik seçmeli, mesela algoritm thinking, algoritmik düşünme veya bitirme projeleri veya stajlar ve veya mobil uygulama, yazılım mühendisliği dersleri ki biz bu derslerde sürekli sektörden de öğrencileri almaya çalışıyoruz. Sektörden de temsilcilerle öğrencilerimize projeler sunuyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin başarılı olması için her kapıyı açtık. Tek şey öğrenci hevesli olacak, çalışkan olacak ve meraklı olacak. Özellikle bilgisayar teknolojilerine. Ben şu anda da gurur duyuyorum. Bu açtığımız kapıdan geçenler de şu ana kadar başarılı oldular. İnşallah da yeni gelen öğrencilerimiz daha da fazla başarılı olacak. Teşekkür ederim hocam. Şimdi bir sorumuz var. Hemen arkadaşım Hilal. Merhaba hocam, webinara yeni katılma imkanım oldu. Burs imkanlarınızdan bahsetmedi iseniz bahseder misiniz lütfen? Bahsedelim. Şimdi normalde insan hani imkanlarından çok bahsetmeyi sevmez ama soru gelince imkanımız var, bahsedelim. Şimdi AGÜ arkadaşlar bir devlet üniversitesi, eğitim ücretsiz. Ama devlet üniversitesi olarak bizim öğrencilerimize sunduğumuz Kayserili başarılı iş adamlarından oluşan bir vakfımız var. Ki bu vakfın üyelerinde de işte Sabancı Holding'in veya Anadolu Holding gibi Türkiye'nin gözde kuruluşların temsilcileri yer alıyor. Bu vakfın amacı arkadaşlar sadece öğrencilerine değişik burs imkanlarıyla, farklı burs imkanlarıyla başarılı öğrencilere çekmek. Yani bu vakfın amacı ne okul, ne cami, ne yol yapmak ki bunlar da çok önemli. Bu vakfın amacı sadece ve sadece insan kaynağına, özellikle başarılı öğrencilere ve başarılı hocalara destekte bulunmak. Peki bu vakıf şu anda nasıl bir destek veriyor? Bu seneki desteklere bakacak olursak, en önemli desteklerden birisi arkadaşlar, ÖSYM başarı sıranız ilk 10.000 ise öğrencilerimizi Amerika'da dil eğitimine gönderiyoruz. Bunu biraz önce söyledim. Nasıl gönderiyoruz? Diyoruz ki arkadaşım,
Öğrencilerimizin çoğu lisede İngilizce çok iyi öğrenmemiş oluyor. Bizim hazırlık okulumuzda %50'si öğretim görevlilerinin %50'si yabancı. Ana dili İngilizce olan ülkelerden geliyor. İngiltere, Kanada gibi. Ve bu hocalarımız hazırlık okulunda öğrencimizi yetiştiriyor ve hazırlık okulumuzda çok farklı bir eğitim veriliyor. Ve verilen eğitim konuşma, dinleme, yazma ve okuma üzerine farklı yeteneklere özgü. Ve diyoruz ki ilk 10 binden başarılı bir şekilde geldiysen ve hazırlık okulunu başarılı bitirdiğinde biz seni yazın Amerika'ya ki buradaki Amerika'ya seyahat masrafın, konaklama ve orada gideceğin dil okulu masrafını bizim vakfımız ödüyor. Şimdi özetle ilk 10 binden gelirsen bir Amerika'da dil eğitimi fırsatın var. Diyelim ki ilk 10 bine giremedin ki bu sınavdır hepimizin başına geldi. Diyelim ki ilk 50 bine girdin. İlk 50 binden gelen öğrencilerimize de vakfımız sayesinde üniversitemiz ücretsiz yurt imkanları sağlıyor. Bu da çok önemli bir şey. İlk binden çok başarılı oldun. İlk binden kazandın. Vakfımız öğrencilerimize aylık 1000 TL gibi bir burs veriyor. Veya bölümü birincilikle kazandın. Agü bilgisayar mühendisliğini tercih ettin ve başarı sıran çok iyi ve birincilikle kazandın. Onun için de farklı bir burs imkanı sunuyor. Öğrencilerimiz bu gibi detaylı konuları da merak ediyorsa bizim bölüm web sitemizi ki chatten yazayım. Mutlaka kontrol etsinler. Orada aday öğrenci linki var. Aday öğrenciler linkinde burs imkanlarımızı yazılı bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Ama benim anlattığım üzere öğrencilerimize yurt imkanı, burs imkanı veya Amerika'da dil eğitimi gibi imkanlar başarı sırasına göre değişebiliyor. Ya burada da amaç aslında vakıf şunu yaptı. Ben bir burs vereceksem en başarılı öğrencilere en çok burs vereyim. Biraz daha az başarı sırası olan öğrencilere biraz daha farklı imkanlar sunayım. Dolayısıyla ücretsiz yurttan cep harçlığına veya Amerika'da dil eğitimine veya bilgisayar, laptop gibi konularda yardımcı olduğumuz burs olanakları var. Ama ben öğrencilerime şunu söylerim. Özellikle Hilal sorduğu için de ona da söyleyeyim. Bir üniversiteyi, bir bölümü tercih ederken bakmanız gereken birkaç tane husus var. Bunlardan birincisi, o bölümü seviyor musunuz? Örneğin bilgisayar mühendisliğini tercih edecekseniz matematiğinizin iyi olması lazım. İkincisi, o bölümden mezun olduğunuzda iş imkanları var mı? Yani o bölüm çok sevdiğiniz bir alan olur ama hayatta biraz gerçekçi de olmamız lazım. Bir iş imkanı Türkiye'de ve yurt dışında sunabiliyor mu? Üçüncü konu, üniversitede o bölümde eğitim verecek öğretim üyeleri başarılı mı ve eğitim müfredatı hakikaten güncel teknolojilerle, laboratuvar imkanlarıyla donatılmış mı? Eğer iş imkanı ve eğitim imkanları ve özellikle üniversitenin sunduğu olanaklar yeterliyse o zaman burs konusuna bakın. Burs konusu çünkü maddi bir destek ama en fazla 5 sene sürecek bir destek. Dolayısıyla hayatınızı şekillendirirken bursların yanında mutlaka bakmanız gereken şey o bölümün sağladığı iş ve staj imkanları, bölüm hocaları ve mezunlarının veya öğrencilerinin nerelerde staj yaptığı ve nerelerde çalıştığı. Bunları sağladıktan sonra böyle bir check atın. Evet, bu bölüm böyle iyi bir eğitim veriyor. Bölüm hocaları başarılı. Evet, buradan mezun olanlar da şu şirketlerde çalışmış. Bölüm sitesinde de bunu belirtmiş. Bunlar varsa o zaman burs imkanlarına da bakın. Zaten burs imkanları da sizi cezbediyorsa orası sizin için mükemmel bir bölümdür, üniversitedir. Ama ben sizin yerinizde olsam üniversitenin eğitim imkanları, bölüm hocalarının başarıları ve sunduğu iş ve staj imkanlarına önce bakarım. Sonra da burs imkanlarına bakarım. Bunları da harmanladığımda da zaten en çok tercih etmeniz gereken bölümler ve üniversiteler de ortaya çıkacaktır. Öğrencilerimizin şehir dışından geleceklerini de düşünerek bu burs imkanlarını biraz daha genişletmekte fayda olduğunu düşünüyorum hocam. Yine dereceyle gelen öğrencilerimize öğrenci köyümüzde konaklama imkanları ve üniversitenin vermiş olduğu laptop ödülü var. Ücretsiz bunlar. Tabii belirli bir kriteri var. Belirli bir yüzdelik dilimde gelmeleri gerekiyor ve o başarıyı elde etmiş olmaları gerekiyor. Hocam, diğer üniversitelerden farkımızı kısmen anlattınız.
Laboratuvar imkanlarından biraz bahsetmek istesek, çok güzel bir laboratuvarımızın olduğunu biliyoruz ama bilmeyen arkadaşlarımız belki olabilir. Son model teknolojiyle donatılmış aletler ve makinalarla dolu olduğunu biliyorum. Bilgisayar mühendisliğinin laboratuvar imkanları nedir? Nasıl bir eğitim veriliyor laboratuvar ortamında? Biraz bundan bahsedebilir miyiz acaba? Tabii ki. Bu çok önemli. Biraz önce söyledim. Bir bölümü, bir üniversiteyi seçerken eğitim imkanları dedik. Müfredatın güncel olması dedik. Bizim bilgisayar mühendisliği öğrencilerimize sunduğumuz birkaç tane farklı laboratuvarımız var. Mesela birinci laboratuvarımız, biz şunu fark ettik. Sektörde çalışan bir böyle Windows işletim sistemiyle çalışan sistemler var. Bir Linux işletim sistemiyle çalışan sistemler var. Bir de Mac, iOS işletim sistemiyle çalışan sistemler var. Şimdi dedik ki ilk başta hangisine odaklanalım? Hangisi daha yenilikçi olur? İlk başta iOS işletim sistemine odaklanalım dedik. Ama baktık ki iOS, Mac Amerika'da çok revaçta, çok popüler. Ama Türkiye'de Windows, Linux gibi dünyada farklı sistemler de var. Biz devletimizin ve vakfımızın olanaklarını zorladık. Ve bu üç farklı işletim sisteminde öğrencilerimize bilgisayar laboratuvarları sunuyoruz. Bu laboratuvarlarda bütün yazılım, programlama derslerini birebir ders sırasında öğrencilerimize programlama yaptırarak ve ders sırasında öğrencilerimize örnekler kodlayarak bu laboratuvarlarda sunuyoruz. Bu yazılımla ilgili olan laboratuvarımız. Bir de dedik ki bilgisayar mühendisi olunca öğrencilerimiz aynı zamanda donanım konusunda da bilgi sahibi olması lazım. Cihazlar konusunda, elektronik kartlar konusunda. Bunun içinde de gömülü sistemler dediğimiz, daha çok mikro işlemcilerin anlatıldığı, gömülü sistemler dediğimiz özel cihazların, ki mühendisler bilir, işte haberleşmede kullanılan, endüstride kullanılan cihazların anlatıldığı bir donanım laboratuvarımız da var. Bu laboratuvarımızda da donanım konusunda öğrencilerimizi eğitiyoruz. Bir de unutmadan söyleyeyim, birinci sınıfta öğrencilerimize mesleği keşfedelim diye bir ders koyduk. Bilgisayar mühendisliğini keşfedelim. Bu dersimizin kapsamında da öğrencilerimize robotlarla programlama yaptırdığımız, robotlara oyun oynatan veya robotlara sumo güreşi yaptıran bir laboratuvarımız var. Bunu niçin yaptık? Öğrenci mutlu oldu. Gençlerimiz bence çok haklılar. Mutlu oldukları zaman başarılı oluyorlar ve keyif aldıkları projelerde yer aldıkları zaman daha başarılı oluyorlar. Örneğin ben öğrencilerimi gözlemledim. Şunu gördüm. Baktım ki öğrencilerimiz mutlu oldukları oyun programlama derslerinde veya robotlara böyle sumo güreşi yaptırdıkları derslerde laboratuvar ve cihazlarla daha çok uğraşıyorlar. Yazılıma daha çok odaklanıyorlar. Bu tür projeler de yaptırıyoruz. Yazılımdan bahsettik. Mikro işlem laboratuvarımızdan, gömülü sistem laboratuvarımızdan bahsettik. Bir de bu oyun programlamayla, robotlarla olan laboratuvarımızdan bahsettik. En son bir de hocamız da hatırlattı. Bizim özellikle nesnelerin interneti ve haberleşme cihazlarından oluşan bir laboratuvarımız var. Bu laboratuvarımızda da arkadaşlar şunu sağlıyoruz. Öğrencilerimize diyoruz ki bakın arkadaşlar bilgisayar mühendisliğini seçecek olursanız yapay zeka, siber güvenlik, nesnelerin interneti, haberleşme teknolojileri, oyun programlama bunlar çok önemli. Bunlardan iki tanesine, üç tanesine odaklanın. Sadece birine odaklanmayın. Çünkü sadece birine odaklanırsanız kendinizi çok daraltmış olursunuz. Bizim özellikle dünya çapında bir network cihaz üreticisi olan Cisco firmasından desteklenen bir network haberleşme cihazlarından oluşan bir laboratuvarımız da var. Yani özetleyecek olursak laboratuvarlarımız yazılımdan bilgisayara, mikro işlemcilerden gömülü sistemlere, sensörlerden network cihazlarına, oyun programlamayla programladığımız robotlardan farklı sistemlere son derece güncel teknolojilerle donatılmış laboratuvarlara sahip. Hatta laboratuvarlarımızın resimlerini de bölüm sitemizde de görebilirler veya bizi ziyaret etmek isteyenler mutlaka gelsin. Şöyle bir anımı anlatayım. Bir öğrencimiz Mac, iOS bilgisayarları çok seviyormuş ama bir türlü olanağı olmamış. Bizim laboratuvarda 50 tane o bilgisayarı böyle laboratuvarda görünce dedi ki hocam beni buraya bırakın.
Ben 2 gün burada uyuyayım dedi. Bu benim hayalim. Bir resim çektirebilir miyim? Yani biz öğrencimize bir Ferrari araba hediye etsek bu kadar mutlu olmazdı herhalde. Bu işin şakası. Bilgisayar laboratuvarından da çok etkilenmişti. Diğer öğrencilerimiz de gelip görmelerini de isteriz. Vakti olmayanlar da internetten takip edebilirler. Hilal arkadaşımızın yine bir sorusu var. Hocam, internet sitenizde kariyer ve profesyonel gelişim ofisi bulunduğunu görüyorum. Ne gibi katkıları oluyor öğrencilere diye bir soru sormuş. Çok güzel. Şimdi kariyer ofisi arkadaşlar şöyle. Şimdi normalde ben bölüm başkanı olarak bizim bölümümüzdeki eğitimden, araştırmadan ve öğrencilerimize sunulacak staj imkanları, iş imkanlarından sorumluyum ve yardımcı oluyorum. Ama bizim üniversitemizde bölümlerin üstünde bir de bir kariyer ofisi dediğimiz bir genel olarak bir bakış açısı sağlayan bir yapı daha var. Amacı da bölüm başkanı olarak bizlerin sonuçta belli bir çevresi, belli bir referansları, belli bir tecrübesi var. Öğrencilerimize üniversite olarak da hem staj hem iş olanakları olarak kariyer ofisi de farklı olanaklar sağlıyor. Mesela ne yapıyor? Kariyer ofisi Kayseri'de, İstanbul'da, Ankara'daki şirketleri ziyaret ediyor. Bizim öğrencilerimizin CV'lerinden oluşan bir kataloğu veriyor. Onlara staj ve iş imkanları konusunda onları tanıtıyor. Veya diyor ki bizim öğrencilerimizin şu konularda tecrübeleri var. Bu konularda stajyer arıyor musunuz? Veya bizim hocalarımız şu konularda çalışıyor. Üniversite sanayi işbirliği yapmak ister misiniz? Veya bizim mezunlarımızın projeleri şunlar. Mezunlarımızın geliştirdiği bitirme projeleri bunlar diye. Şirketleri ve sektör temsilcilerini hem davet ediyor hem ziyaret ediyor. Dolayısıyla üniversitede bir global bakışla öğrencilerimize hem staj hem kariyer olanakları konusunda destekte bulunuyor. Özellikle biz bölüm web sitemizde bunu da belirttik ki aday öğrencilerimiz şunu da görsün. Sadece bölüm başkanı olarak benim veya bir bölüm hocasının kendi vizyonuyla, kendi çevresiyle şekillenmiş değil. Üniversite olarak da amacımız tüm öğrencilerimizin sevdiği, keyif aldığı, mutlu olduğu ve başarılı olacak şirketlerde veya akademik dünyada yer almasını sağlamak. Bu da çok önemli. Zeliha Hocam da hatırlatmış. Arkadaşlar, bütün bunları anlatıyoruz ama kafanızda bir soru işareti oluştuysa ilk önce bölüm web sitemizi bir inceleyin. Bölüm web sitemizde anlamadığınız, merak ettiğiniz konular olursa çekinmeyin. Bana veya Ahmet hocamıza e-mail atabilirsiniz. Aynı zamanda bölüm web sitemizde aday öğrencilerin menüsünün altında üniversite ve sunduğumuz olanaklar konusunda detaylı bilgilere de sahip olabilirsiniz. Ben hatta buradan e-mail adresimi de vereyim. Öğrencilerimiz belki internetten bulamazlarsa ki bence bulurlar ama ben yine de emin olayım. E-mail adresime e-mail göndererek de sorularınızı sorabilirsiniz. Sizlerle ilerideki günlerde yapacağımız Zoom veya farklı ortamlarda da görüşebiliriz veya da kampüse de bizleri ziyaret etmenizi bekleriz. Şehir için olanlar gelebilir. Efendim? 6-14 Ağustos tarihlerinde kampüs ziyaretimize gelebilir arkadaşlarımız. Burada üniversitemizi daha yakından tanımak, bölümleri daha iyi görebilmek, yakından inceleyebilmek, laboratuvarlarımızı, dersliklerimizi, hocalarımızı yakından tanımak, görmek isteyen arkadaşlarımız da varsa, siz de yazdınız zaten, buraya gelip görebilirler. Bu çok önemli. Biraz önce anlattığınız konu da çok önemliydi bence. Rektör hocamızın her platformda söylediği gibi 3. nesil üniversite olmamızın temel koşullarından birisi de bu. Araştırmacı, üretken, düşünen ve bu düşündüklerini eğitimle birleştirip hizmet olarak bir sektörde olabilir, bir devlet sektöründe veya özel sektörde bu bilgilerini, deneyimlerini, araştırmacı ruhunu hizmete dönüştürmek anlamını da taşıyor. Üçüncü nesil üniversite nedir diye daha önce bir soru geldiği için bunu açıklama gereği hissettim. Zaten anlattınız. Bilgisayar mühendisliği de bu anlamda çok aktif ve üçüncü nesil üniversite özelliklerini taşıyan bir bölüm olduğu için söyledim. Evet, başka soru var mı arkadaşlarımızdan? Şöyle bir bakıyorum.
Şimdi katılımcı arkadaşlarımız tabii ki çekiniyor olabilirler. Biz genel anlamda da anlatıyoruz ama çekinmeden bize soru sorabilirler. Bilgisayar mühendisi hakkında, hocalarımız hakkında bilmek istedikleri şeyler olabilir. Şimdi zaten çoğu arkadaşımız şu kaygıyı taşıyor şimdi tercih döneminde. Ben neden AGÜ bilgisayar mühendisliğini tercih edeyim? İşte ne bileyim bir ODTÜ dururken, bir Bilkent dururken ben niye Abdullah Gül Üniversitesi bilgisayar mühendisliğini tercih edeyim diye düşünebilir. Zaten kısmen anlattınız. Çok artımız var bizim. Küçük bir üniversiteyiz. Mevcut olarak küçüğüz ama kalite olarak öğrenci memnuniyeti anlamında şu anda Türkiye'de bir numarayız. 2-3 gün önce zaten bu açıklandı istatistik şirket firmaları tarafından. Ve sizleri de tanımaları çok önemli arkadaşlarımızın. Böyle kaliteli, ödüllü hocalarımızın olması bir anlamda neden tercih etmeleri gerektiğini ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Haksız mıyım hocam? Ahmet hocam ben size soruyorum. Çağrı hocam zaten kendisi hakkında söylemesine gerek yok. Biz onu görüyoruz, biliyoruz da. Herhalde bir doktor öğretim üyesi olarak Ahmet hocamın bu soruya cevap vermesi veya bu konuda yorum yapması daha doğru olur diye düşünüyorum Çağrı hocam. İzin verirseniz. Tabii ki. Tabii Çağrı hocamın pek haberi olmayabilir belki ama. Şimdi bu sene tabii pandemi dolayısıyla ne yazık ki tanıtımları online yapmak zorunda kalıyoruz. Ama normalde tanıtım günlerinde geçtiğimiz senelerde sürekli bir tanıtım dönemi geçiriyorduk. Yoğun bir tanıtım dönemi geçiriyorduk. Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenci arkadaşlarla birlikte. Orada da bu tarz benzer sorular sorulduğu zaman ben şöyle cevap veriyordum onlara. Onun için burada da aynı cevabı vermek istiyorum. Siz Türkiye'nin başka herhangi bir üniversitesinde cumartesi günü öğleden sonra gelip burada size üniversite tanıtımı yapmak isteyen bir bölüm başkanı bulabilir misiniz diye soruyordum. Genelde pazarda geldim. Genelde hani velilerden ve öğrencilerden yok bulamayız herhalde falan diye bir cevap geliyordu. Hakikaten de öyle yani hani genç, dinamik bir ekibin olması çok ciddi fark ettiriyor. Çağrı hocam da zaten dediğiniz gibi ödüllü bir hocamız. Son dönemde belki kendi söylemek istemeyebilir. Dünyanın en başarılı akademisyenleri arasında ODTÜ Parlar Vakfı'nın ödüllerine sahip bir hocamız. Ama bakıyorsunuz bunun yanında arkadaşlarla da öğrencilerle de çok hakikaten ciddi manada ilgilenen bir hocamız. Bütün bölümle de öyle. Yani bizim de hakikaten yani bu sadece üniversitede öğrenciyle hoca arasındaki ilişkiden ziyade bir de öğrenci hocayla bölüm başkanı arasında da hakikaten böyle bir abi kardeş ilişkisi bulabileceğiniz bir ortam oluyor. Bence en gerçekten ayıran diğer üniversitelerden ayıran en önemli farkın bu olduğunu düşünüyorum ben. Zaten dün yanılmıyorsam bir soru gelmişti. Hocalarımızın mentorluğundan bahsetmiştik. Ben çok mutluluk duyuyorum. Yani başka bir üniversitede ben de ODTÜ kökenli bir hoca olarak diyorum. ODTÜ'de bile böyle yaklaşım görmedim ben. Yönlendirme, gelecek ve kariyer planlaması anlamında öğrencilerimize destek olan, mentorluk yapan başka hoca görmedim diye de bir giriş yapayım size hocam. Sizin mentorluğunuzu da biliyorum. Çağrı hocamı da, Ahmet hocamı da. Çünkü Ahmet hocamın bir sportif kimliği de var. Zaten Hilal bir soru sormuş bu konuyla ilgili. Son olarak sosyal imkanlar ve kulüplerden bahsedebilir misiniz diye AGÜ'yü tercih etmeyi düşünen biri olarak bunu da merak ediyorum demiş. Yani ben başka üniversitede görmedim bir sporcu olarak bir hocamızın gelip de bir futbol maçında onlar için kavga ettiğini, onlar için mücadele ettiğini görmedim. Ahmet hocamda bu var. Çağrı hocam da tabii kimliği kişiliği belli. Ben şöyle söyleyeyim. Öğrencimiz çok güzel bir soru sormuş. Bu arada ben chatten öğrencilerimizin ilgisini çekebilecek birkaç link paylaştım. Linklerden bir tanesi de öğrenci kulüplerimizle ilgili. Bizim bilgisayar mühendisliğindeki öğrencilerimizin
daha çok bilim teknoloji kulübünde, spor faaliyetleri kulübünde, fotoğrafçılık kulübünde, oyun kulübünde, Computer Society dediğimiz bilgisayar mühendisliğine ve bu alanda çalışanlara özgü olan bir kulüpte, inovasyon ve girişimcilik kulübünde veya farklı kulüplerde yer aldığını görüyoruz. Öğrencilerimiz bölüm web sitemizden, benim gönderdiğim chat'teki linklerden de bütün öğrenci kulüplerini de görebilirler. Bizim şu anda öğrencilerimize sağladığımız aslında bu sosyal imkanlar ve aynı zamanda sağladığımız eğitim imkanları hep şunu yapmaya çalıştık. Benim işte oğlum var. Oğlum üniversiteye gittiğinde ne bekler? Eğitim imkanı olarak ne görmek ister? Sosyal imkan olarak ne görmek ister? Veya mezun olduğunda hangi şirketlerde çalışmak ister? Nerelerde staj yapmak ister? Hangi teknolojileri öğrenmek ister? Ben yani hep şöyle düşündüm. Bir bölümü, bir üniversiteyi kurarken iki tane önemli konu var. Birincisi öğrenci, ikincisi bölüm hocası, öğretim üyesi. Bölüm öğrencisinin ne istediğini tanımlayabilirseniz, bölüm hocasını da ona göre seçerseniz ve onun için de elinizden gelen en iyisini yaparsanız zaten ondan sonra başarı geliyor. Bir tane öğrencim şöyle bir soru sordu. Dedi ki hocam sizin AGÜ'nün farkı ne? Bak dedim akşamleyin 9'da bir profesör, bölüm başkanı, bir yardım doçent, başka bir yardım doçent geliyor seninle canlı birebir konuşuyor. Türkiye'de başka bir üniversite söyle, bölüm başkanının cumartesi, pazarda dahil tanıtım günlerinde birebir görüştüğü veya akşamleyin ailesinden, çocuklarından vakit ayırıp görüştüğü bir başka üniversite söylersen sevinirim dedi. Öğrenci dedi ki hocam dedi araştırayım size geri döneyim dedi ve bulamadı. İşte geri dönmedi ve bizim bölümü tercih etti. Çünkü başka bir üniversite olsa bu konuda rakibimizin olduğunu çok düşünmüyorum. Nedeni de şu, biz bu yola çıkarken dedik ki Türkiye'de bir fark yaratalım, yenilikçi olalım. Aynı şeyleri tekrar etmeden öğrencilere yurt dışı imkanlarıyla, staj imkanlarıyla, en son teknolojiyle donatılmış laboratuvar imkanlarıyla ve en önemlisi tecrübelerini öğrencileriyle paylaşan hocalarıyla ses getiren bir bölüm kuralım dedik. Çünkü arkadaşlar çok başarılı olabilirsiniz. Hayatta birçok projeniz olmuş olabilir, yayınınız olur ama öğrencilerle bunu paylaşmazsanız bunun çok da bir anlamı olmuyor. Çok şükür ki bizim bölüm hocalarımızın hem ödülleri var, hem projeleri var, hem de tecrübelerini ki Ahmet Hocam mesela bahsetti, Silikon Vadisi'nde mülakat tekniklerinin, teknik bilgisayar mühendisliği ile ilgili soruların sorulduğu, direkt Twitter'da, Facebook'ta, öncü kuruluşlarda çalışanların mülakat yaptığı bir ders tasarladık. Normalde böyle bir ders yok başka üniversitelerde. Blok zincir dediğimiz blockchain teknolojileri, bir öğrenciler Bitcoin diyor. Blok zincir dersini Türkiye'de veren 5 üniversiteden birisiyiz. Başka çok fazla böyle bir üniversite de bu teknolojiyi anlatan bir maalesef bölüm yok. Veya yapay zeka, derin öğrenme, makine öğrenmesi, büyük veri analizi, siber güvenlik, kablosuz haberleşme gibi bütün bu konuları odaklanan, bunlarla ilgili farklı dersler sunan, teknik seçmeli dersleri 3. sınıftan itibaren 3'te ve 4'te sunan Türkiye'de benim bilgim dahilinde çok fazla başka bir üniversite yok. Biz bunu şunun için yaptık. Keşke bu örnekler fazlalaşsa da bilgisayar mühendisliklerinden mezun olan öğrencilerimiz Silikon Vadisi'nde, Türkiye'de, Amerika'da çalışsınlar ve Türkiye'nin bir şekilde ses getirici, başarılı mühendisleri yetiştirebildiğini tüm dünyaya göstersinler. Bunu yapan, bireysel başarılar kazanan birçok öğrencimiz var, mezunumuz var. Biz işte onu sistematik hale getirip bizim bölümden herkesi bir yurt dışında en az birkaç sene çalışabilecekleri eğitimle donatmaya çalışıyoruz. Bir tane de şeyi değinmek istiyorum. Bilgisayar mühendisliği son zamanlarda çok gündemde oldu. Bunun birinci nedenlerinden birisi bilgisayar mühendisliği akıl gücüne dayanıyor. Fiziksel güce değil, akıl gücüne veya baba parasına değil, tamamen kendisini iyi yetiştirmeye dayanıyor. Bu nedenle de Silikon Vadisi gibi tüm dünyadaki teknoloji kuruluşlarının
Google, Apple, Microsoft, Amazon gibi kuruluşların kurulma hikayelerine baktığınızda hep sermayesi olmadan sadece bir vizyonu, bir hayali, teknolojik anlamda bilgisayarlarla gerçekleştirilebilecek bir vizyonu olan kişilerin kurduğunu görüyoruz. Ve bir bilgisayarın olması, biraz yazılım bilgisinin olması, en önemlisi bir hayalinin olması yetiyor. Öğrencilerimize aslında bu webinari bitirirken birçok şirketten bahsediyoruz. Vaktiniz varsa arkadaşlar Facebook'un, Twitter'ın, Amazon'un, Microsoft'un, Apple'ın kurulma hikayelerine bakın. Hepsinin de hikayeleri şu şekilde: bir hayalleri var, çok fazla bir sermayeleri yok, belli bir destek yok ama çok böyle hedefliler, hırslılar, en iyi şekilde kendilerini yetiştirmeye çalışıyorlar ve hedeflerine kilitleniyorlar. Ve dolayısıyla bu başarılı mühendislerin kurduğu şirketler şu anda 10 senelik, 15 senelik şirketler ki Google, Amazon, Microsoft, belki Microsoft biraz daha eski. Bunlar yeni teknolojiye odaklanan şirketler. 100 senelik, 200 senelik şirketlerin değerinden daha fazla olabiliyor. Hemen örnek vereyim. Mesela WhatsApp denilen şirket şu anda hepimiz kullanıyoruz uygulamayı. Ücretsiz diyor öğrenci. Ücretsiz ama arkadaşlar sizin ve benim bilgilerimi kullanarak hedefli reklamlar yapıyorlar ve internet dünyasında çok güçlü bir firma haline geldiler. Mesela bir soru sorayım. 2014 yılında WhatsApp şirketi Facebook tarafından satın alındığında kaç kişi çalışıyordu diye tahmin edin. Şirkette arkadaşlar 55 kişi çalışıyordu. 19 milyar dolar değerle Facebook'a satıldı. 19 milyar dolar 55 kişi. O sırada kurulalı yaklaşık bir 10-15 sene olmuştu. Ve şu anda arkadaşlar milyarlarca kişinin kullandığı bir dev bir şirket haline geldi. Örnek vereyim, Amerika'nın en büyük şirketlerinden bir havayolu şirketi, Delta Havayolu'nu düşünün. 90 bin çalışanı var. Yaklaşık 100 senelik bir firma. Şu anki piyasa değeri 17 milyar dolar. Bu nasıl oluyor? Yani dünkü daha bir 10-15 senelik bir firma, WhatsApp denilen firma daha değerli hale geliyor. Hani diyorlar ya, bilgisayar mühendisliği niye çok önemli oldu? Çünkü arkadaşlar artık çağımız bilgisayar çağı. İnternet teknolojileriyle odaklanan firmalar öne çıktıkça bilgisayar mühendislerine ihtiyaç, iş imkanları daha da artacak. Ahmet hocamızın seminerin başında, webinarın başında söylediği bir şey var. Şu anda biz görüyoruz ki bilgisayarlar çok önemli ama bir 5 sene sonra sürücüsüz arabalar veya uzaya gönderilecek sistemler veya dünyanın hepsini kapsayan bir internet ağı ki uydu haberleşmesiyle, ki burada da şeyi söyleyeyim, Elon Musk diye bir mücit var, duymuşsunuzdur. Tesla'nın kurucusu veya farklı SpaceX gibi. Bu arkadaşı da takip edin. Hakikaten o da çok vizyonlu birisi. Bizler de takip ediyoruz. Onlarla beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kolay değil tabii ki. Ama şunu yapmaya çalışın arkadaşlar. Size vizyon kazandıracak, hayallerinizi genişletebileceğiniz bir bölüm seçmeye çalışın. Agü Bilgisayar Mühendisliği de mutlaka seçeneklerinizden biri. Sadece tek seçenek olarak bizi değil, başka seçenekleri de yer verin ama yurt dışı imkanlarıyla, staj imkanlarıyla, iş imkanlarıyla, vizyonlu ve hedefli hocalarıyla başarılar elde etmiş Agü Bilgisayar Mühendisliği'ne de tercihlerinizde yer vermenizi öneririm. Nedeni de biraz önce anlattığım imkanlarımızdan ve başarılarımızdan dolayı. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Zamanımızı da doldurmuş durumdayız. Öğrenci arkadaşlarımızdan... Son bir soru alalım. Böyle çok güzel konuştuğumuz konularla ilgili benim şöyle bir sorum var, aklıma şu takıldı diyen bir kişi var mı? Bir öğrencimiz var mı? Chatten bize yazsınlar. Hazır böyle heveslenmişken, dolu dolu anlatırken. Çok dolu dolu oldu hocam söylediğiniz gibi. Bölümü çok açıklayıcı, anlatıcı bir şekilde üniversitemizdeki yeri, pozisyonu, dünyadaki yeri hatta bu anlamda çok verimli olduğunu düşünüyorum. Açıklayıcı oldu arkadaşlarımız için de. Daha sonra bu webinarı izleyecek arkadaşlarımız için de bence tercih nedenlerinden birisi olacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederim size de. Sanıyorum sorumuz yok. Diğer katılımcı arkadaşlarımıza da bakıyorum, öğrenci arkadaşlarımıza. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar da güzel
yorumlar yapmışlar. Sizlerin evet. de zamanınıza, sizlerin de vaktinize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Son bir şey, detaylı olarak bizden öğrencilerimiz bilgi almak istiyorsa, chatten yazdık ama bizi dinleyenler, YouTube'dan izleyenler olacak. cmp.agu.edu.tr bölüm web sitemize lütfen gelin bakın. Aday öğrenciler menüsünde sizler için ilgi çekici bölüm olanaklarımızı, staj imkanlarımızı, iş imkanlarımızı sunduğumuz bir bölüm var. Agü Bilgisayar Mühendisliği diye Google'da yazarsanız zaten ulaşabilirsiniz. Lütfen inceleyin, bakın. Beğenirseniz tercihlerinizde yer verin. Beğenmezseniz de sağlık olsun. Önemli olan sizlerin mutluluğu, keyif alacağınız bir bölümü seçmek. Şimdiden tercihlerinizde hepinize başarılar diliyoruz. İnşallah hepiniz sevdiğiniz, gitmek istediğiniz bir bölümü kazanırsınız. Ailelerinize de, sizlere de şimdiden selamlar, başarılar, saygılar. Teşekkür ederim hocam. Katrem de zaten aynı fikirleri paylaşmış benimle. Nasıl güler yüzlüsünüz ya, harikasınız, emeğinize sağlık diye. Bilgisayar Bölüm Başkanımız Sayın Profesör Doktor Çağrı Güngör'e ve Doktor Öğretim Üyemiz Sayın Ahmet Soran'a çok teşekkür ederim. Verdikleri bilgileri için, bu pozitif elektrik için. Katılımcı bütün arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Panelimizi burada kapatıyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar.